Hayırlı geceler, hoş geldiniz değerli örgücüler, kıymetli takipçiler. Şimdi ben bugün şöyle kısa bir özet geçeceğim. Kaç gündür, kaç zamandır eşimin öksürük sorunu vardı. O öksürükten dolayı akciğerlerinden ameliyat oldu. İyi huylu bir kitle vardı. O kitleyi aldılar. Eşim sağlığına kavuştu. Ben de sağlıklı bir video çekmek için sizlerle birlikteyim şu anda. Çok mutluyum. Rabbim hiç kimseyi darda koymasın. Baya bir zor günler geçirdik. Yani uzun, üzüntülü bir süreçti. Hemen hemen 5 saat kaldı ameliyatta. Allah'a şükür atlattık. Şimdi gelelim. Ne yapacağız? Şöyle güzel bir modelimiz var. Çok kolay. Herkesin yapabileceği, örgü bilen herkesin yapabileceği iki şiş. Şöyle sonbahara özgü bir model. Yelek modeli, hırka modeli, bluz, bebeklerinize şapka, bebek yeleklerini de kullanabileceğiniz harika bir model. Harika olması çok kolay. Hem de böyle örgünüze vereceğiniz desen süsleme amaçlı bir örgü. Bunu ben penye iple yaptım. 2 numara şişle yaptım. Şimdi elimde olan yumakla yapacağım bunu. Modelimizin ilmek sayısı 3 artı 1. Yani 4'er 4'er sayarak ilmeklerinizi tamamlayın. Hemen kenara bırakalım bunu. Elimde olan beren altın ilmek ip. Eğer bunu BİM'den alırsanız, ben BİM'den aldım. Mutlaka bir paket alın ki işiniz yarıda kalmasın. Devamını bulmak zor oluyor. Hemen yeteri kadar kendime ilmekleri atayım. Ben orta kalınlıkta bir ipim. 2 numara şiş. Şöyle yapıyorum. Ben bu şekilde başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde başlıyorum. 3 artı 1 olarak şöyle 2-3 model üzerinden anlatacağım. Tabanına lastik yapmayacağım. Siz isterseniz istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağım. Kenar ilmek. 1, 2, 3 model, 1, 2, 3 model, 1, 2, 3 model, diğer tarafa da kenar ilmeğini 4 tane attım. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek attım. Şimdi ilk sıramı şöyle tabanına bir sıra haroşa gideceğim. Dediğim gibi istediğiniz lastiği tabanına yaptıktan sonra üzerine bu kolay örgü modelini yapabilirsiniz. Öyle de yorgunum ki bugün. Evet. Bir sırayı bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Şimdi ön yüze geçiyorum. Ön yüzden modelimi kuracağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 Toplamda 4 tane oldu. Kenar ilmek bu. Hemen burada modelime başlıyorum. 1 doladım. Bir ördüm. Ardından tekrar bir, iki, üç. Bir doladım, bir ördüm düz. 3 tane ters ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Tekrar bir, iki, üç. Bir doladım, bir ördüm düz. 1 2 3
kenar ilmek. Birinci sırası bu şekilde. İkinci sıra arka yüze geçiyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. 1 2 3 1 ters dolama yaptığımı da ters ördüm. 2 ters, 3 düz. 1 2 3 İpi kendime doğru aldım. 1 2 ters ördüm. 1 2 3 2 ters. 1 2 3 Kenar ilmek. İkinci sıra arka yüzden de tamamladım. Üçüncü sıra ön yüze geçiyorum. Üçüncü sıra ön yüzden yine ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 3 ters, 2 düz. 3 ters, 1 2 düz. 1 2 3 ters, 1 2 düz. 3 ters, 2 düz olarak sıramı tamamlayacağım. 3 ters, 2 düz sıramı tamamladım. Kenar ilmek. Tekrar arka yüze geçiyorum. Sıra sayısını unutuyorum ama hiç ara vermeden yapıyorum arkadaşlar. Kaçırdığınız hiçbir nokta yok. 3 düz, 2 ters. Arka yüzden 1 2 3 düz, 2 ters. 3 düz, 2 ters arka yüzden sıramı tamamladım. Kenar ilmek. Şimdi görüntü bu. Arka yüzden görüntü bu. Ön yüzden görüntü bu şekilde. Badem modeli çok hoş bir model. Çok hoşuma gidiyor benim bu model. Tekrar modelimizin son sırası. Terslerimi ördüm. Dolama yaptığım ilmeği değil de diğer ördüğüm düz ilmekle dolama yaptığım ilmeği birlikte ördüm. 1 2 3 Soldan sağa doğru ikisini birlikte ördüm. 1 2 3 İkisini birlikte ördüm. Son ilmeklerim ve model bitti. Tekrar şimdi arka yüzden tersi ters, düzü düz. Üç tersimi ördüm, düzümü ördüm. Bir ters ördüm. Üç düzümü ördüm. Bir ters ördüm. Model kaydırmalı bir model. Tekrar kenar ilmek. Şimdi ikinci modele geçiyoruz. Ön yüzdeyiz. Ön yüzden modelimizi kaydıracağız. Modelimizi aralara yerleştireceğiz. Onun için kenar ilmeğini ördüm. Bir tane ters ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. 1 2 3 tane ters ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Gördüğünüz gibi aralara yerleştirdik modelimizi. Bu şekilde. 1 2 3 Bir dola, bir düz ör. 3 ters ör. Model aynı, sadece kaydırdık modeli. Düz ördüm. 2 tane ters ördüm. Tekrar arka yüzden ters ters, düzü düz olarak örüp geliyoruz. Bu kez bir tane düz ördüm. 2 tane ters ördüm.
1, 2, 3 tane düz ördüm. 1, 2 ters ördüm. 3 düz ördüm. 1, 2 ters ördüm. 3 düz ördüm. Model bu şekilde ilerleyip gidiyor arkadaşlar. Modelimiz çok kolay. Yelek hırka modeli olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde aralara yerleştirdim modeli. Şuradan da gördüğünüz gibi ekran resmi de alabilirsiniz. Aynı şekilde ilerleyebilirsiniz. Hemen şimdi bu sırayı da bakın. Yine tersi ters, düzü düz. İki düz. Ön yüzden iki düz, üç ters. İki düz, üç ters. İki düz, üç ters olarak bu sırayı da tamamlıyorum. İki düz, üç ters olarak bu sıramı da tamamladım. İkinci modelin arka yüzüne geçtik. Arka yüzden yine gördüğüm gibi örüyorum. Tersi ters, düzü düz. Üç düz, iki ters. Bu sıramı da tamamlıyorum. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Yine aynı şekilde kenar ilmeklerimi ördüm. Soldan sağa doğru ikisini birlikte ördüm. 3 tane tersimi ördüm. Model anlaşılmıştır değerli örgücüler. Yeşilde de bir ayrı güzel duruyor. İkisini birlikte ördüm. 3 tane ters ördüm. Modelimiz bitti. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Her kimi örüyorsanız hayırlı olsun. Çiçi bin model. Sade, hızlı ilerleyen, sonbahara özgü harika bir model. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.